mutlaka bu şu anda bizim için sosyal medyada olsun gerek e-posta için bile olabilir. Bir bildirim mevzusu var. Haber sitelerinden, mobil uygulamalardan falan sürekli bildirim geliyor. Şimdi tam bilemiyorum ama günde kaç bildirim geliyor ama 100 tane mi 300 tane mi ne, yani ciddi anlamda bir bildirim yağmuruna tutulduk biz şu anda. Bildirim geliyor, Instagram'dan biri fotoğrafını beğendi. Bildirim geliyor, birisi sana Facebook Messenger'dan, kullanan vardır herhalde halen daha diye düşünüyorum. Bir mesaj geldi. Bildirim geliyor, e-mail geldi. Bildirim geliyor, son dakika haberi. Bildirim geliyor, yağmur yağacak vesaire vesaire vesaire. Ve mesela bende şöyle bir şey var. Bunu yine tamamen tabii benim üzerimden gidiyoruz diye söylemiyorum ama birçok arkadaşımdan da bunu duydum. Mesela Instagram'da bildirim kısmındaki bildirimleri genelde ben mutlaka hepsini açarım ve hani orada kalmasın o bildirim şeklinde düşünüyorum. Mesela YouTube'dan birisi yorum yaptığı zaman bildirimler geliyor. O bildirimlerin hepsine tek tek girmedikçe o bildirimler gitmiyor. Yani böyle bir şey var, tamam mı? O bildirimleri benim hepsini kapatmam lazım. Yani niye bu takıntı var onu da bilmiyorum. Ama bir şey yapıyorlar. Bu artık bu neyin algoritması Onu bilmiyorum ama diyecektim onu, işte. neyin algoritması bilmiyorum ama bir şey yapıyorlar. Onun orada durmaması lazım. O kırmızı şekilde olan bildirimin orada gözükmemesi lazım. Arifçim ne yapıyorsunuz? Anlatsana birazcık bana. Psikolojik olarak da Kerem'e soracağım niye böyle diye. Ya biz orada insanlar aslında bir yandan sosyal medyada vakit geçirirken bir yandan da o insanlara gizli bir görev veriyoruz. Aslında senin o butonu kapatman o işi halletmiş olma duygunu tatmin ediyor. Ya bu görevler aslında kullanıcının bunu tamamlaması için böyle önüne sunulan bir havuç. Bu havuçlar aslında çok fazla arttırılabilir. Instagram'da dediğin gibi o bildirime tıklamadan onu kaybetmemek gibi veya YouTube'da vermiştin galiba örneği, tam detayını bilmiyorum. Yani YouTube Bunun fark gibi etmez, bütün çeşitli platformların şeyler var. kendi Mesela yapmaz. Facebook'ta bildirim kısmında görünen o kırmızı birler veya ikiler aslında aynı zamanda size bildirim olarak da geliyor. Ama siz Facebook'a girdiğiniz zaman o bildirim butonuna yine de tıklıyorsunuz. Orada ne olduğunu bildiğiniz, siz o görevi tamamlama isteğinde, yönelimde bulunuyorsunuz. Evet Kerem, psikolojik olarak bildirim mevzusu sence insanlar için neden bu kadar önemli? Ya bağımlılığın birinci kriteri nedir? İlk, yani insan nasıl bağımlılığa başlar? Çok klişe bir şey söyleyeceğim. Hani bir kereden bir şey olmaz. Bir kereden bir şey olmaz. Senin merakını cezbettiren bir şey. Orada kilit noktada meraktır. Merak. Merak. Ya al bak bir şey olmuyor. Acaba olur mu merak? Sonra başlarsın, başlarsın, başlarsın. O artar, artar, artar. Bir süre sonra bırakamaz hale gelirsin. Bildirim de aslında görev, eyvallah. Yani ikinci noktasında da en derinde ilk başta söylediği gibi Arif Bey'in meraktır yani. Sen merak ediyorsun. Acaba ne bildirim geldi? Acaba kim beğendi? Neden beğendi? Ne yorum yaptı? Ve sadece kendi merakınla kalmıyorsun. İnsanların da ne yaptığını bir süre sonra merak ediyor biliyorsun. Çünkü ulaşılabilirliği kolaylaştırıyor sana. Hatta biz o yüzden şey diyoruz. Kendinizi çocukların ulaşamayacağı bir yere, insanların ulaşamayacağı bir yere koyunuz. Ve o yüzden belli bir saatten sonra şu sosyal medyayı ya da telefonu ya da interneti bir şekilde bırakınız, kesiniz. Her dakika ulaşılabilir olmayınız gibi. Ama işte orada öyle bir güç veriyor ki aslında sana sosyal medya ya da internet diyelim. İnternet sana öyle bir güç veriyor ki her dakika her şeyi yapabilirsin. Hiçbir sınırın yok ve sen orada şeysin, yani sonsuz bir güç sahibisin. Bunu hisseden insan her sürekli bildirimleri de merak eder. Sürekli insanların ne yaptığını da kontrol etmek ister. Takip ettiğim özellikle işte arkadaşın olur, çok yakının olur, sevdiğin olur. Onun da ne yaptığını merak etmek istersin. Ona gecenin bir köründe ya da çok uygunsuz saatlerde mesaj da atabilirsin gibi gibi gibi. Peki Kerem, bu konularla alakalı hani biz daha çok kendimizden, arkadaşımızdan falan biliyoruz. Ama bir de tabii sen bu işin içerisindesin. Ailelerle görüşüyorsun, görüyorsun problem var mı yok mu vesaire. Bir sürü vaka ile karşılaşıyorsun. Hani bu konuda bize anlatabileceğin ders niteliğinde bir vaka var mı? Maalesef ki son 5 yılda bununla alakalı bir dünya vakaya biz şahit olduk. Yani bir dünya. Ailesinden tut işte 2 yaşında çocuğa kadar, ortaokulundan tut ta üniversite çocuğuna kadar vesaire. Bununla ilgili
Zaten bir dünya makale de var. Aileler artık bu yüzden boşanıyor kısımla alakalı. İşte bir bakıyorsun boşanma davasında Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta diye maddeler geçiyor. Çok vakit geçirdiği için, evin işte aksaklıklarını, sorumluluklarını aksattığı için gibi vesaire. Benim en aklımda kalan ve asla unutamadığım vaka şu. Çocuk 12 yaşındaydı. Ben eve gittim diyorum çünkü çocuk bilgisayarın başından kalkmıyordu. Ben eve gittiğimde bilgisayarın başında 52. saatindeydi. Gözlerin altı mosmordu. Kan çanağı içindeydi gözleri. Sürekli kendince bir dil oluşturmuş, onu konuşuyordu. Hani normal bir şekilde çıkmıyordu kelimeler yani. Bu 52 saat içinde peki hani temel ihtiyaçları ne bu çocuğun? Örneğin lavabo ihtiyacı. Bir 10 dakika işte ayrılıp lavaboya gidip gelmiş. Yemek ihtiyacı temel. Masaya getirmişler çünkü kalkmıyor vesaire. En ağır vaka buydu benim. Ne yaptık orada? Bilgisayarın fişini çeker çekmez çocuk krize girdi. Çünkü zaten kaldıramadık. Biz de bilgisayarın fişini çekelim dedik. Ki iletişim kuracağız yani çocukla. Çocuk krize girdi. Tam 1 saat 40 dakika boyunca krizden çıkmadı çocuk. Bağırıyor, ağlama krizleri, bağırıyor, vurmaya çalışıyor. İşte bağımlılık tam olarak aslında sabahtan beri anlattığımız şey bu. Öfke krizi. Vurdu neyse 1 saat 40 dakikanın sonunda bir şekilde sakinleştirdik. Yavaş yavaş bak sadece konuşacağız. Ondan sonra yine istediğini alabilirsin. Konuşmaya çalıştık, iletişim kurmaya çalıştım vesaire. İlerledik. O gün zaten en fazla 25 dakika konuşabildik. Böyle bir insanı da, böyle bir çocuğu da zaten hemen direkt koparamazsın. Yavaş yavaş. İşte bir güne indirirsin, ondan sonra yarım güne indirirsin gibi. Sonuç verdi mi tedavi? Tabii ki sonuç verdi. 3 ayın sonunda çocuk artık günde 2-3 saat oynar hale geldi 12 yaşında. Gayet sokağa da çıkan. Ki çocuk sokağa dahi çıkamıyordu. Bisiklete dahi binmiyordu. Bakkaldan ekmek dahi alamıyordu. Onları yapabilir. Yani temel kişisel becerileri sahip olabilme haline geldi. Bu şekilde devam etti. En ağır yaşadığım ve unutamadığım vaka bu. Ya merak ettiğim bir şey var. Acaba bu oyun bağımlılığı veya işte sosyal medya bağımlılığı veya topyekun dijital bağımlılık sadece böyle çocuklarda falan mı var? Yani yetişkinlerde çok daha mı az görülüyor yoksa hiç olmuyor mu? Nasıl oluyor bu? Şimdi ben daha önceden çalıştığım bir ortam vardı arkadaşlar. Bayağı işte benden büyük atıyorum 10 yıl falan büyük ama ben de tabii şu anki yaşımdan daha küçüktüm o zaman. Bayağı yetişkin insanlar vardı. Buna göre uzman kere. Neyse benden tahmin edeyim. Benden bayağı büyük insanlar vardı diyeyim size. Baktım bir online bir oyun oynuyorlar ama yani LOL değil. O zamanların daha Travian falandı galiba. Bilmiyorum şimdi var mı? O zaman popülerdi herhalde. Çok şaşırmıştım. Koskocaman kadın Travian oynuyordu ve bana söylediğine göre bütün çevresi de o şekildeydi. Yani büyük insanların böyle bildiğin online olarak sanırım onda da böyle ülke kurma muhabbetleri falan vardı. Krallık falan kurma görevler vardı. İşte ekin dikme falan, ekinler falan buna benzer şeyler vardı. Ben o zaman çok şaşırmıştım. Hem kendisi büyük, oynayan çevresi de büyük. İşte bizde ne doktorlar, avukatlar, öğretmenler falan var. Biz böyle bazen toplanıyoruz falan böyle ekip falan anlatıyordu. O zaman çok şaşırmıştım. Sen şimdi büyükler falan oynuyor mu, bağımlılık var mı diye sorunca aklıma bu geldi benim. Tabii uzman psikolog Kerem Bey bu konuda bizi daha çok aydınlatabilir diye düşünüyorum. Şimdi şu internet bağımlılığı kavramı ortaya çıkana kadar tüm bağımlılık maddelerinin belli bir kriteri vardı, yaşı vardı. Neden? İşte mesela maddeye çocuktan nereden ulaşacak? Hatta haberlerde var işte ilkokula kadar düştü kardeşim falan diye. Ama internetin böyle bir şeyi var, dezavantajı var. Ulaşılabilirlik noktası sınırsız. Yani her yerden ulaşabilirsin. AVM'den ulaşırsın, bankala gidersin, markete gidersin, oradan ulaşırsın. Bu da otomatikman o yaş kavramını ortadan kaldırıyor. Tabii şey de burada, yani bilinçli bir şekilde ya da oyun bilinçli bir şekilde oyun oynayamıyor. Tabii belli bir fiziksel yeterliğe gelmesi lazım bebeğin ya da çocuğun. Ama işte küçük yaştan beri bir bakıyoruz, daha çocuk 6 aylık elinde telefonu bir şekilde alıyor, basıyor, tıklıyor. 6 aylık ya.
daha işte 5 yaşına gelmeden bütün bilgisayar işte nasıl açılır, nereden girersin siteye, siteye nasıl para yatırırsın vesaire bir şekilde öğrenmiş oluyor. Bu yüzden dediğim gibi yine bu bağımlılığın bir şekilde yaşı ortadan kalkıyor. Ha, oyun bağımlılığının biraz daha işte 2 yaştan sonradır belki diyebiliriz. Neden? İşte anca oyunu algılıyor gibi gibi bilgisayarda oyunu. Z jenerasyonu artık harf kalmadı alfabet jenerasyonda. Diye ama işte ne olur 6 aylık ya da 1 yaşında çocuk sürekli elinde telefon aldığın zaman ağlayıp krizlere giren çocuk da diyoruz işte bu o zaman telefona doğru bir şeyi var, bağlılığı var. Ama dediğim gibi daha çok 2 yaştan sonra biz belki bağımlılık diyebiliriz o gerçek krizleri gözlemleyebilmemiz için. Şimdi çocuklardan örnek verdin de yani gerçekten de bu şeyleri yazılımları falan web sitelerini arayüzlerini vesaire tamamen şey odaklı yapıyorlar. Yani çok basit yapıyorlar. Yani bebek seviyesinde bile bu mevzu var. Örnek vereyim mesela. Benim yeğenim geçenlerde işte memlekete gittiğimde geçenlerde dedim yine bayağı bir küçüktü o zaman da. Şimdi yine birazcık daha büyüdü. YouTube'da video izlerken reklamları hemen geçiyordu böyle parmağıyla tık 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 hemen reklamı geçe basıyor. Özellikle ona alışmış. Belki reklam olduğunu bile bilmiyor ama aktif olarak kullanabiliyor. Yani ben birazcık da böyle tamam bizler de bizlerin de elinde olan bir şey istemezse kullanmayız Instagram'ı, Facebook'u vesaire. Ama şöyle de bir durum var. Arka planda yazılımsal olarak Arif, bence çok ince hesapların olduğunu düşünüyorum. Psikolojikman bütün istatistikleri, bütün verilerimizi zaten alıyorlar. Bizden izinli ya da izinsiz bilmediğimiz şeyler zaten ayrı mevzu. Bunlarla birlikte bizim bilgilerimizi aldıktan sonra ona göre atıyorum tuşun rengini, bildirimin rengini niye kırmızı? Niye kırmızı yapıyorlar? Niye mavi değil mesela? Belki de mavi de denediler. Belli bir lokal olarak bir şey yaptılar. Test yaptılar. Belki maviye çok dönüş olmayınca kırmızı yaptılar belki. Bilemiyorum. Ya da dediğim gibi o buton yani kullandıkları buton niye işte köşeleri keskin bir şekilde kare ya da oval bir şekilde? Bunların hepsi bence detaylı bir şekilde analiz ediliyor diye düşünüyorum. Eskiden bu tarz tasarımları daha böyle kullanıcı dostu yapmak için bir takım teknikler uygulanıyordu. İşte bunlara bizim tarafta AB testleri vesaire deniliyordu. Yani şöyle hayal edin. Bir sayfanın iki farklı versiyonunu tasarlıyorsun. Kullanıcılara bunu sunuyorsun. Kullanıcılar hangi sayfada daha çok vakit geçirmiş, hangi sayfada, hangi kısma daha çok tıklamış bunu ölçüp nihayetinde ortaya daha iyi bir tasarım çıkarmaya çalışıyorsun. Ama artık işler iyice değişti. Şu anda biz tıkladığımız her bir butona, yazdığımız her bir içerik, ekranı slide ederken yaptığımız her bir hareket kayıt altında. Bu kayıtlar belli bir yerde birikiyor. Biz buna büyük veri, Big Data diyoruz. Bu veriler belli bir algoritmayla işleniyor ve yapay zekayla bunlar daha anlamlı bir hale getiriliyor. Evet. Böylelikle sadece iki sayfa değil, belki de binlerce farklı sayfa tasarlanıp arkada bunlar sanki gerçek kullanıcılar tarafından test ediliyor gibi davranılıp ona göre bir takım sayfalar tasarlanıyor, ona göre bir takım reklamlar gösteriliyor, ona göre bir takım içerikler sunuluyor. O yüzden bu içerikleri aslında eğer sizin hoşunuza gidiyorsa, sizin beğendiğiniz bir şey varsa muhtemelen diyor size benzer yaşta, benzer hobileri olan insanlar da bunlardan hoşlanabilir gibi bir öngörüde bulunuyor bu yapay zekalar. Tabii bunu çok fazla test ettikleri için arkada yani manuel bir test yapılmıyor. Yazılımlar bunu test ediyor. Çok fazla test edildiği için de mükemmele yakın bir sonuç elde edebiliyorlar. Ya işte aslında bizim bahsetmeye çalıştığımız bu. Yani şimdi biz burada internet bağımlılığını konuşuyoruz. Ya adamlar bak mühendislerle çalışıyor, yazılımcılar çalışıyor. İşte belki sosyologlar, psikologlar o kadar tasarlıyorlar. Günlerce, aylarca, yıllarca tasarlıyorlar. Sen onu kullanmaya başlıyorsun, ona bağlanıyorsun. Sonra acaba nasıl kurtulabilirim? İşte bu yüzden her şeyi nasıl ki onlar profesyonel bir şekilde tasarlıyor bunu. Sen de arkadaş gideceksin, profesyonel bir destek alacaksın. Bunun başka bir çaresi yok. Bayağı bakın artık. Evet arkadaşlar. Laf lafı açıyor gerçekten de. Çok keyifli bir sohbet oldu. İnternet bağımlılığından, yapay zekasına, kullanıcı deneyimine vesaire birçok konuya değindik aslında. Örnek bir vaka bile anlattı bize Kerem.
Ben sadece şimdi yavaş yavaş konuyu toparlamak istiyorum. Konuyu da aslında ben değil Kerem'e toparlattırmak istiyorum. Şundan dolayı bu videoyu izleyecek olanların temelde Kerem gibi bir psikolog arkadaşımızdan şunu öğrenmek istediklerini düşünüyorum ben. Yani bu bağımlılıktan nasıl kurtuluruz? Ne yapmamız gerekiyor? Bir internet bağımlısı ne yapması gerekiyor internet bağımlılığından kurtulmak için? Ya da bir ebeveyn çocuğunun internet bağımlısı olduğunu düşünüyorsa ne yapması gerekiyor? Bu konularda böyle kısa bir açıklama yaparsan Kerem çok iyi olur. Şimdi başta bu söylediğiniz normalde aslında bu soru başlı başına bir konferans konusu. Ben ama özetle nasıl kısa hareket edeyim? İlk önce yetişkinler için cevaplayayım bunu. Ya tamam, biz burada sonuçta bağımlılığı konuştuğumuz için belki bu kadar ekliyoruz ama internet o kadar kötü bir şey değil. İnsanın hayatını kolaylaştırabilen bir şey. Biz burada çok fazla olduğu zaman sizin işte o sosyal hayatınızı engellediği zamanki durumu konuşuyoruz. Ha, burada eğer böyle bir durum varsa ilk adım kabullenmek. Evet, ben bağımlıyım ya da bağımlı olabilirim. İşin aslında tek ilk püf noktası bu. İkinci adımda bunun yerine neler koyabiliriz? Mümkün olduğunca sosyal aktivite, mümkün olduğunca aileden destek, arkadaştan destek. Ama bunların ikisi de sağlıklı, yani sağlıklı bir arkadaştan destek. Tutup da o maddeden ayrılıp başka bir maddeye yönlenmeyen, bir başka bir bağımlılığa yönlenmeyen bir destek. Yetişkinler için genelde bu. Ama yani aileler için, ebeveynler için cevaplayacak olursak şunu sormak lazım. Bir çocuğun hayatında, bir insanın hayatında vazgeçilmez olan annesidir ve babasıdır. Değil mi? Bu ikisinin yeri asla dolmaz. Annesi ve babası bir ev ortamında varken bu çocuk neden interneti tercih ediyor? Bu çocuk neden oyunu tercih ediyor? Neden böyle başka bir şeye yönlenme ihtiyacı hissediyor? Televizyon da olabilir. Bunu ilk önce ailenin cevaplaması lazım. Çünkü ya sen orada en değerlisisin yani. Seninle paylaşmadığı şeyi gidip Twitter'da paylaşıyor. Seninle paylaşmadığı şeyi gidip Facebook'ta paylaşıyor. O gün geziye gitmiş çocuk, babasına göstermek yerine tutup Instagram'da paylaşıyor. Oturup ilk önce bunu konuşmak lazım. Çünkü yani sen onun vazgeçilmezisin ama Instagram yükler, siler, başka hesap açar. Bir dünya şeyi, alternatifi var. Bunu konuşmak ya, lazım. Orada acaba aileler çocuklarını böyle bağımlı olma konusunda sanki böyle bir yönlendiriyor gibi bir durum var. Çünkü bazen çocuk ağlıyor falan, böyle yaramazlık yaptı, ben bunun eline bir iPad vereyim de böyle bir sussun. Evet. Böyle bir şey yapsın, böyle artık bir ben bulaşıkları yıkarken o işte bununla oynasın veya işte misafirlerim geldi şu telefonu vereyim de şu oyunu oynasın gibi. Ciddi bir tahammülsüzlük söz konusu yani. İşte burada şu maddeyi ben gündeme getiriyorum. Kıymet bilme. Yani sen o çocuğun aslında kıymetini bilmediğin için öyle hareket ediyorsun. Yarın bir gün çocuğun başına gelse, bir şey gelse oturup hüngür hüngür alacaksın. Keşke işte ağlamasına biraz daha izin verseydim ama şurada dursaydı diye. İşte bu noktayı kaçırıyor aslında veliler ya da anneler babalar. Bu boşluk, yani o sen orada dururken orada paylaşmama boşluğu, seninle muhabbet boşluğu dolduğu an zaten çocuk her şeyi bırakıyor. Oyunu da bırakıyor, arkadaşlarını da bırakıyor. Mesela en popüler olan şey ne çocuklar arasında? WhatsApp grupları. İşte dizi izliyorsunuz ailecek. Çocuk orada WhatsApp grubunda o dizileri oynuyor. Neden? Çünkü sen konuşmuyorsun onunla. Çocuk WhatsApp gruplarında, ortaokul, ilkokul çocuğu kale almaz annesi babası. Neden? Siyasetten ne anlar diyor. Ama çocuk WhatsApp grubunda siyaset konuşuyor. Onlara birey gibi davranmıyorsun. Evet. Onlara çocuk gibi küçücük bir şey, yani dersiz işte ya aman diye davranırsan çocuk da kendini ifade edecek başka bir mecra bulduğu an senden ilişkiyi keser. Bu nokta çok önemli. Hatta sadece bu noktaya ulaşsak emin olun internet bu oyun bağımlı, onuymuş buymuş hepsini neredeyse %70 derece zaten azaltırız. O yüzden ben tek bu noktaya önemsemek istiyorum. Yani çocukla iletişim kurmak lazım. Ama bu basit olarak şey, çocukla oturup siyaset konuşmak lazım, futbol konuşmak lazım, gündemi tartışmak lazım. Ondan çözüm önerileri bulmak lazım. Ya ekonomiyle alakalı sıkıntı var diyor mesela veliler konuşurken. Tamam, o zaman git bunu çocuğunla konuş. Ondan çözüm önerileri iste. Sen ne yapabilirsin de bunları konuş yani. Sadece piyasada muhabbet için ortalığa serme bunu. Çocuğunla da konuş. Bunlar olduktan sonra zaten dediğim gibi ben diyorum yani kimin gibi olmak istiyorsun diyorum çocuğa. Babam gibi diyor. Kimin gibi? Annem gibi diyor. Ha, bir şekilde boşluk dolmuş. Oyun oynuyor musun diyorum. Hayır diyor. Ben annemle kurabiye yapıyorum diyor mesela. Gibi 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 etkinliklerle zaten ortadan kalkmış oluyor. Evet. Evet arkadaşlar, sohbetinize doyum olmuyor.
Hava kararmaya hava kararmaya başladı. Yavaş yavaş. Yağmur da yağacak, hava bulutlu. Akşam da yapacağız. O yüzden yavaş yavaş videomuzu bitirelim. Bu genel bir giriş yaptık aslında internet bağımlılığına. Bunu birazcık daha konuyu birazcık daha daraltıp bir seri haline getirmek istiyorum ben. Arkadaşlar da katılım sağlarsa tabii. Ben öncelikle Kerem ve Arif'e çok teşekkür ediyorum videoma konuk oldukları için. Sizler de bu gibi videoların devamı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.